Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk askerlerinin esir düştüğü Doğu Cephesi ile ilgili bugüne kadar çok duyulmamış, gizli kalmış bir olayı konuşacağız bu akşam. 1921 yılında Birinci Dünya Savaşı'nda Japonya'da 1012 askerimiz Ruslara esir düşer. 6 yıllık esaret sonrası askerlerimiz gemiyle İstanbul'a gelirken Yunanistan güçleri tarafından geminin yolları kesilir. Ancak geminin cesur Japon komutanı Yarbay Sumura Türk askerlerini Yunanistan'a vermez, esarete boyun eğmez ve sağ salim İstanbul'a ulaştırır. Tarihin tozlu sayfalarında kalmış bu olayı belgesel haline getiren Hayriye Savaşçıoğlu bu gece yayın konuğumuz. Kendisiyle bu tarihi olayı konuşacağız. Hayriye Hanım, hoş geldiniz. İyi geceler. İyi geceler, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle sizi Nasılsınız? tanıyarak başlayalım istiyoruz. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Önce biraz sizi tanıyalım. Belgesel yapımcılığına giden hikayenizi kısacık dinleyelim. Ardından da bu tarihin tozlu sayfalarında gizli kalmış olayı sizden dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Haber kameramanlığıyla başladım mesleğe. 1992 yılında Türkiye'nin ilk haber kadın kameramanıydım. Uzun yıllar Ufuk Güldemir'in ekibinde çalıştım. Ardından belgesellerde kameramanlık yapmaya başladım. Yaklaşık 10 yıldır da belgesel yönetmeni ve yapımcısı olarak çalışıyorum. Bir televizyon kanalı için 52 bölüm kıyıdan köşeden hikayeler belgesel kuşağı hazırladım. Yaklaşık 6 yıldır da bağımsız olarak belgeseller çekiyorum. Son iki belgeselim de tarihle ilgili. Bugün belgesel konusuyla karşılaşmam da çok diğer belgesellerimi hazırlarken oldu. Başka bir belgesel konusu için kütüphaneye gittiğimde yanlışlıkla oradaki görevli bana bir defter getirdi. Bu defterde de bu hikaye vardı ve ben okumaya başladığımda çok ilgimi çekti. Hayriye Hanım, çok özür diliyorum. Önce Buyurun. hikayeye geçmeden önce bölmek istemiyorum çünkü başladığınızda. Estağfurullah. Şu an arkanızda bulunan ifadeler vardı. Biraz önce görüntüde gördük. Şu an yönetmenim tekrar verdi. Teşekkür ediyorum. Ne anlama geliyor arkanızdaki o ifadeler? Merak ettik. Japonca belgeselimin ismi Vatana Giderken yazıyor. Vatana giderken. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi buyurun devam edelim. Hikayeyi ben biraz Estağfurullah. önce birkaç cümleyle özetledim ama aslında aylarca devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Oldukça uzun, oldukça dikkat çekici. Bir tarafta Türk askeri var, bir tarafta Yunan askerleri var, diğer tarafta Japonya var. Şimdi hikayeyi önce sizden dinleyelim. Ardından da nasıl belgesel haline geldi, nasıl sizin karşınıza çıktı, bunları dinleyelim. Şöyle ki 1921'de neler yaşandı? Kafkas cephesinde esir olan askerlerimiz Japonya'nın Vladivostok'u işgal etmesinin ardından Japonların kumandasına geçtiler. Ve Heimei Mori isimli bir gemiyle askerlerimizden söylediğiniz gibi 1012 askerimiz, bunların yanında 19 tane kadın, 17 tane de çocuk Heimei Mori gemisiyle 23 Şubat 1921 yılında İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Komutan da Japon Yarbay Yukichi Sumura'dır. Ve tabii ki mürettebat da Japonlardan oluşuyor. Yaklaşık 45 gün sürmesi planlanan yolculuk 5 Nisan 1921 yılında Yunan savaş gemilerinin önlerini kesmesiyle son bulur. Yaklaşık 8 ay kadar bir bekleyiş başlar. Yarbay Sumura iyi bir Japon askeridir ve askerlerimizi vermeyi reddeder, teslim etmeyi reddeder. Japonlarla Türkler yaklaşık 8 ay o gemide beklerler. Hatta bu bekleyiş sırasında geminin kaptanı vefat eder pirede. Ardından kadınlar ve çocuklar Birleşmiş Milletler Cemiyeti Akvam'ın aldığı kararla İstanbul'a gönderilir. Geri kalan askerlerimiz de Asinara Adası'na, İtalya'nın Asinara Adası'na gönderilirler ve vatanlarına dönmeleri yaklaşık 16 ay sürer. Hikaye böyle.
Ve benim bu hikayeyle karşılaşmam da tamamen bir tesadüf sonucu oldu. Kütüphanede başka bir konuyu araştırırken bu konuyla karşılaştım. Çok ilgimi çekti. Çünkü tarihe meraklıydım ama bu konuyu hiç bilmiyordum ve daha önce hiç duymamıştım. Evet. Ardından araştırmaya başladım fakat çok da fazla kaynak yoktu gerçekten. Bir takım diğer belgesellerim araya girdi ve biraz uzaklaştığım noktada tekrar bu konu önüme çıktı ve yaklaşık 3 ayrı kaynaktan yaklaşık 5 yıl içerisinde bu hikayeyle karşılaştım. Ve sonrasında bunu belgesel olarak çekmek istedim ve bunun projesini oluşturdum. Ardından Kültür Bakanlığı'na sundum projemi, destek aldım Sinema Genel Müdürlüğü'nden ve çekimler başladı. Öncelikle İstanbul'da çekimlerimiz oldu. Ben o gemideki askerlerimizin çocuklarını bulmaya çalıştım uzunca bir süre. Şu ana kadar yaklaşık 10 aileye ulaştım açıkçası. Onların içerisinden Mustafa amca, Mustafa Dokur'la belgeselin yolculuğuna başladık. O da yaklaşık 4 yaşındayken, şu an ekranda gözüküyor Mustafa amcamız, 4 yaşındayken babasını kaybediyor ve babasına dair de çok da fazla bir bilgi yok açıkçası. Onun arayışını ben de belgeselimin konusu haline getirdim ve böylece Japonya'ya kadar uzanan bir çekim sürecimiz başladı. Japonya'ya da gittiniz. Evet, Daha Japonya'ya da önce gittim. gitmiş miydiniz peki Japonya'ya? Hayır. Bu vesileyle gittiniz. Evet, ilk defa gittim. Ve Japonya Arbay'ın torunu, o da şu an ekranda, Akazawa Bey. Akazawa Bey'le buluştuk. Japonya Arbay'ın mezarlığını ziyaret ettik. Japon Savunma Bakanlığı arşivine giren ilk Türk çekim ekibiydik. Tebrik ediyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Yarbay'ın torunuyla birlikte girdik. O da dedesine ait belgeleri ilk defa gördü bizimle birlikte. Ardından İstanbul'a döndük. Kurgu sürecimiz ve belgeselin bitişi ve sonra festival süreci başladı. Peki belgeseli çekerken hiç zorlanmadınız mı? Özellikle dil konusunda sıkıntı çekmediniz mi? Çünkü o dönemki arşivler tahmin ediyorum Fransızca. Bir tarafta Türk arşivleri var, bir tarafta Japon arşivleri var. Nasıl bir süreç yaşadınız? En zorlandığım noktalardan birisi gerçekten bu oldu. Osmanlı arşivlerinden belgeler aldık. Cemiyet-i Akvam'dan dediğiniz gibi o dönem Fransızcaydı. Onun ardından Japonya'da tabii belgeleri çevirmek durumunda kaldık. Danışmanlarım sağ olsunlar gerçekten bu konuda çok yardımcı oldular bana. Çok şanslıydım, çok iyi danışmanlarım oldu. Çok iyi Osmanlıca konusunda çok destek olan arkadaşlarım oldu. Ekibime bu fırsatları teşekkür etmek istiyorum. Evet, ben zorlandım açıkçası çünkü çok fazla dil vardı. Kurgu süresinde Evet. gerçekten zor oldu. Evet. Şimdi belgesel 2019'da yayınlandı bildiğim kadarıyla ve ardından da bazı ödüller aldınız. Tekrar tebrik ediyoruz. Beykoz'da bir Çok caddeye teşekkürler. de Japon komutanın, cesur komutanın adı verildi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da Japonya ziyaretinde bu belgeselden bahsetmişti. Yayına hazırlanırken de tüm bunları baktım. Hepsini izledim. Bu olayın gündeme gelmesiyle Türk-Japon dostluğu da bir kez daha gündeme geldi. Yani aslında yaşanan birçok şey var ama mutlaka sizde daha fazlası vardır. Bunlar benim bulabildiklerim. Geri bildirimler konusunda bizimle neler paylaşırsınız? Ben belgeselimin etkilerinden dolayı çok memnunum açıkçası. Japonya tarafında da Yarbay'ın torununa da ilettiğimde bu yansımaları o da çok memnun oluyor. Ayrıca Japonya'da ikinci defa gittim ben belgesel bittikten sonra. Japonya ve Türkiye arasında ekonomik işbirliği anlaşması yapıldı. 2019 yılında Kasım ayında. Bu ekonomik işbirliği anlaşması sonrasında belgeselim gösterildi. Ve biliyorsunuz Japonya ile aramızda Ertuğrul Fırkateyni ve İran olayı ve sonrasında deprem olaylarında dayanışmalarımız var. Fakat bu hikaye çok bilinmiyordu. O günkü gösterimden sonra artık yeni bir dayanışma hikayemiz var diye konu ve belgesel sunuldu.
Açıkçası bu da beni çok onur etti. Peki son sorum olsun. Belgeselin devamı gelecek mi? Çok istiyorum. Akazava Bey'le görüşüyoruz. Yarbay'ın torunuyla. Kendisi İstanbul'u ziyaret etmeyi çok istiyor. Ben de onun ziyaretini, belgeselini çekmek istiyorum. Mustafa amcayla Japonya'da buluşturamadım onları. Mustafa amcanın sağlık sorunları dolayısıyla Japonya'ya seyahat edemedi. İstanbul'da Japon yarbayın torunuyla o gemideki Osmanlı askerlerinin torunlarını bir araya getirmek istiyorum. Pandemi sonrasında bu belgeselin de çekimlerine başlamak istiyorum. İnşallah onu da konuşmak nasip olur. Çok teşekkür ediyoruz da yine Umarım. katkı için. Tarihin Çok tozlu teşekkürler. sayfalarında gizli kalmış bu olayı bize aydınlattığınız için. Ben son olarak bir şey söylemek istiyorum. 30 Ağustos yaklaşıyor biliyorsunuz. Tabii. Hı. 30 Ağustos dolayısıyla Zafer Bayramımız için minnetlerimi sunmak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve katkısı olan bütün herkese. Çok Çok teşekkür teşekkür ediyorum. ediyoruz. Minnetlerimi Belgesel sunuyorum. yönetmenine ve yapımcısı Hayriye Savaşçıoğlu. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.